Burada su, şunu söyleyeyim. Bunda su 1/4 birinde. Birinde de yarıya yakın. Keşke gözümden geleydim de gözümü tam kendim. İmam Hatip mezunuyum. 1975'de göreve başladım. İmam olarak? İmam olarak göreve başladım. Daha sonra Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünü bitirdim. Bu elektrik işine biraz hobim vardı. Elektrik gittikçe yenilebilir enerji konusunda devlet ve mühendis arkadaşlar böyle tavsiyede bulunuyordu. Ben de bu konuyu, bu küçük bir deremiz geçtiği için buradan bunu değerlendirmeye çalıştım. İşte deremiz şu anda su çok, gördüğünüz gibi su biraz fazla ama yazın bu su 50'lik boruyu dolduruyor. Yani bu sistem 50'lik boruya göre ayarlanmış bir sistemdir. 220 metre yukarıdan bağladım, 37 metre asması var yani. 37 metre yükseklikten basıyor ama derenin yukarısından 220 metre yukarısından suyu verdim. 2KV alternatörüm var. 2KV alternatör 500 devirde elektrik üretiyor. 500 devirde üretilen elektrik 600-700 watt ediyor. Şimdi anlatmak istediğim dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Yani bu şeyi çamaşır makinesini çalıştırıyor mu diye soruyorlar. Bu 700-800 watt'tan, 1000 watt'tan yukarısını çalıştırmıyor. Bu buzdolabını çalıştırıyor, soğutucuyu çalıştırıyor, çamaşır makinesi. Yani 1000 watt'tan yukarı olan sistemleri çalıştırmıyor. Şimdi elektrik faturasında sadece çamaşır makinesi şey yapıyor, elektrik faturası 1/3 düştü şu anda. Ama aydınlatma %100 arttı. Yani elektrik faturası düştü, aydınlatma arttı. Salonda yanıyor, terasta yanıyor, balkonda yanıyor. Yüzlük lambayla da gündüz, yüzlük lambayla da çok devirli döndüğü için onu da boşta yakıyorum yani. Gelen giden soruyor, bu elektrik nasıl bunu söndü falan diyenler oluyor. Diyorum bu böyle böyle. Diğer dostlarıma şunu tavsiye ederim, bunu yapacaklara. 50 metre, 25 metre asması olan herkes bunu yapabilir. Evine bol elektrik kullanabilir. Yani bunun deresi büyük olanlar, yani suyun debisi fazla olanlar, benim 50'lik değil de yüzlük boruyla gelse bu su, yüzlük boruluk suyum olsa benim, evin her türlü ihtiyacını karşılayacak yapabilirim. 6KV alternatör aldım yedim, onu da karşılıyor. Fakat bu 2KV alternatör. Bu yenilebilir enerji, bundan sonra zaten herkes bunu yapmak mecburiyetinde yapması gerekir. İster rüzgar olsun, ister
türbin olsun, ister güneş enerjisi olsun ama bu yenilenebilir enerji bölümünde suyu olanlar muhakkak daha uygun, daha şey bedava. Çünkü Cenab-ı Allah suyu dereye veriyor. Onun için ondan yapması, herkesin yapması lazım. Deresi olan herkes bu işi yapması lazım. Hem bütçesine, hem de devlete, hem de ekonomiye faydası var bu işin.